Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde satır ve sütunlarda hizalama seçeneklerine bakacağız. Hemen başlayalım. Bir adet satırım var. İçerisine 2 adet kolon ekliyorum. 1 ve 2 isimlerini içerik olarak giriyorum. Şimdi biz bu satır ve sütunları daha belirgin kılabilmek için bir adet stil dosyası oluşturalım. Çağırdım stil dosyasını. Şimdi de oluşturuyorum. Stil CSS UTF-8 bombsuz olarak seçtim. Öncelikle satırımı seçiyorum. 150 piksellik bir yükseklik verdi. Bir adet de border ekleyelim. Kalınlığı tick olsun, yani kalın olsun. Rengi kırmızı olsun ve dashed olsun. Nokta nokta bu sınırı belli etsin. Evet, bu şekilde. Şimdi de kolonları seçelim. Kolonu seçiyorum. Yüksekliği 50 piksel olsun. Yine bir kenarlık ekleyelim. Kalın olsun. Gümüş renginde olsun ve tek çizgi halinde olsun bunun kenarlığı. Satır ve sütunları ayırmak için bir adet 5 piksellik margin ekleyelim. Dış boşluk ekleyelim kolonlarıma. Evet, daha sevimli hale geldi. Evet arkadaşlar, şimdi de alabileceğimiz class değerlerine, verebileceğimiz class değerlerine bakalım. Bunlar neler? Align items start. Yani başlangıç konumunu ayarla. Zaten varsayılan olarak bu şekilde geliyor. Center yaptığımda ortalayacak ve end yaptığımda son bitiş kısmına getirecek. Sadece kolonlarda hizal, bakın buraya dikkat edin, kolonları hizalarken satır elemanıma, yani row'a ekledim klasımı. Sadece kolonları hizalamak istersem align self start, bu zaten başlangıç konumu, align self center, align self end klaslarını ekleyebilirim. Buna da ekleyelim. Align self center şeklinde. Bu neye? Align self yazamadım. Self center. Evet. Evet. Dikeyde hizalama seçenekleri bu şekilde. Şimdi de yatayda hizalama seçeneklerine bir bakalım. Bunun için şunları bir silelim artık. Ve call 2 birimden oluşsun. Ve çoğaltayım. 3 tane sütunum oldu. Şimdi evet arkadaşlar, biz bunları 2 birim olarak değiştirdik, fakat CSS'de biz bunları sadece call class'ı olarak seçtiğimiz için bu özelliklerini yitirdi. Bunu nasıl yapacağız? Bunu nitelik seçiciyi kullanarak seçeceğiz. Class çarpı eşittir call dediğimde hepsini seçmiş olacağız. Evet arkadaşlar, yatayda hizalama seçeneklerinde hangi klaslar yer alıyor, hemen onlara bakalım. Şu an başlangıç konumunda elemanlarım sola dayalı şekilde geliyor. Hemen yine row'umuza bir klas verelim. Justify content start ile varsayılan biçimde yazım yine sola dayalı şekilde olacaktır. Center dediğimde içeriğimi ortalayacak. End dediğimde yine en sağa dayalı şekilde içeriğimi hizalamış olacağım. Bunlar dışında alabilecek diğer klaslarım justify content around. Bakın eşit aralıktaki boşluklarla dağıtmış oldum. Fakat başlangıç konumuyla bitiş konumu arasında yine bir boşluğum var. Diğer bir klasımız between ile bu boşlukları da atıp yine yani köşelere dayalı biçimde aralarında eşit boşluk mesafe olacak şekilde ortalamış oluyor.